Bu soruyu test ettim, onayladım. <laughs> Öncesinde. Aha. Sizle de paylaştım. Ha, Hocam, şey ya, el, evet. neden bir işi yaparken, el zanaatleri özellikle, el işi yaparken, nakış yaparken, işte dikiş dikerken veya bir mobilya, bir elektrik aleti, bir şeyi tamir ederken kendimizi fiziksel olarak yormamıza rağmen sonuç olarak atlamış ve dinlenmiş hissediyoruz? Şimdi... İnsan vücudu hareket için tasarlanmıştır. Birinci fabrika ayarı. Bu vücut bir şey yapmak için burada. Biz maalesef modern insan zihninde yaşayan varlıklara evrildik ve artık her şeyimizi parmaklarımızla yapıyoruz. Resim çizmeler, hobi atölyelerine gitmeler, evde marangozluk yapmalar niye gittikçe daha revaçta uğraşlar haline geliyor? Niye insanlar bunu yapıyor? Sadece pandemiden kapandığımız için değil. Bunu yapan insanlar hep kendilerini iyi hissettiklerini zaten fark ediyorlar. Temel nedeni şu mekanizmasına girmeden önce bir şeyi amacı doğrultusunda kullanırsa o kendini iyi hisseder. Mesela yani bir çatalı çorba içerken kullandığınızda siz de kötü hissedersiniz. <laughs> çatal da muhtemelen kötü hisseder hissi varsa. Ama işte köfte yerken çatal kullanın o güzel bir şey. Yani her şeyi yerli yerinde kullanmak. Şimdi insan bedeninin yapısına baktığınız zaman önce dış beden yapısına. Mesela sürekli olarak ellerin hareket ettiğini, ellerin kolların normal bir günlük yaşamda hatta konuşurken bile ellerin kolların ona eşlik ettiğini görürsün. Yani durmuyor bu arkadaşlar. Ya diyorsun ki bu bu kadar durmadığına göre bu arkadaşlarla ilgili bir mesele olmalı diye dışarıdan bakıyorsun. Sonra biz içeri bakıyorsun. İşte beyin kabuğumuzda hareketlerimizi kontrol eden bölgelerin vücudumuzun haritası var orada beynimizin üstünde. Ya bu haritada en büyük yerler ellere ait mesela. Kocaman kocaman. Ya buralar diyorsun yani demek ki çok önemli bir iş yapıyor ki bu organlar. Bunların temsil alanlarına kocaman yerler ayrılmış. Ve gerçekten de insanın evrimsel gelişiminde bugüne kadar en önemli sıçrama noktası ellerini kullanabilme maharetinin artması. Homo habilis dediğimiz atalarımızdan bir grup canlının, insan öncülünün, homo bu arada insan habilis marifetli demek. İlk defa bu taştan aletler falan yaptığını düşündüğümüz arkadaşlar onlar. Bir milyon sene öncesine kadar falan dayanıyor geçmişleri. Onlar ilk defa ellerini kullanmaya başlayıp yaşamlarını ellerinden gelen marifetlerle kolaylaştırmaya başladıklarında yaşamları daha ileri bir düzeye evrildi ve böylece daha büyük beynin avantajlarını kullanabilecek bir neslin önü açılmış oldu. Onlarla beraber zaten var olan homo erectuslar arkasından gelen neandertaller, florensisler ve homo sapiens olmak üzere bu canlıların hepsinin en önemli avantajı bu el kullanma işini gittikçe daha ileri seviyeye taşımalar oldu. Ne zamana kadar? 203 yılın yıl önceye kadar. Hep o zamana kadar bedenen beynimizle çalışırdık ama şimdi artık yavaş yavaş sanayi devriminden sonra işin makineler devraldı. 80'lerden sonra daha mekanik dijital aletler şimdi de dijital devrim her şeyi zaten nesnelerin interneti yapıyor. Bizim yerimize karar bile veriyorlar. Yakında beyni de kullanmayacağız. Olacak bitecek. Bütün bu resim içerisinde şimdi rekreasyonel amaçlarla da olsa bedeni kullanıma sokmak tekrar bize eski fabrika ayarımıza göre davranma imkanı verdiği için çok iyi geliyor. Mekanizmasını merak eder aslında çok kolay. Birincisi kaslarımız çalıştıkça ister bedenin büyük kısmında ister sadece ellerimizde. Beyinle beden arasındaki etkileşim çok hızlanıyor ve bu beynimizi uyandırıcı bir etki yapıyor. Çünkü biz ne kadar hareket edersek beyin o hareketleri daha iyi kontrol etmek için beyin sapında bir yer tarafından sürekli uyandırılıyor. Diyor ki hareket var yani dikkatli ol. Dolayısıyla dikkatimiz daha net tutuyoruz? Uykululuğumuz azalıyor. Yani uyku, öyle afyon patlamaması var ya işte sabah bir egzersiz yapınca bir anda açılı verirsin mesela ya da çok oturduğunda böyle darlanırsan yürüyünce bir şekilde geçer. Hareket sırasında vücudumuzdan salgılanan kimyasallar, kaslarımızdan salgılanan çeşitli madde ve hormonlar, kanda ki bu enerji molekülü dediğimiz ATP'nin ürünlerinin artması, onların dolaşıma girmesi, bunların gidip beyne uyarması, beyinden endorfinler, serotoninler, Allah ne verdiyse o mutluluk kokteylleri dediğimiz kokteyllerin salınması, bunların hepsi paketin içinde. Niye böyle? Çünkü atalarımızda eğer hareket edince keyifsiz olsaydı insanlık bugüne kadar gelebilir miydi? Kimler hayatta kaldı? Hareket edince kafayı bulanlar. Şöyle bir şöyle dağlara tepelere çıkıp mamutun peşinden bilmem ne kadar koştuktan sonra oh be abi iyi ki koştuk gel bu akşam güzel güzel mışıl mışıl uyuyalım diyebilenler öyle bir metabolizmaya sahip olanlar zaten hayatta kaldı. İşte bizler onların torunlarıyız. O yüzden ne yaparsan elinle o gelir seninle var. Bu üç haftadır bu lafı amma çok söylüyorum. Yani gerçekten elle bir şey yapmak çok önemli. Bedenen bir şey yapmak çok önemli. Bu arada el beynin büyük bir kısmını faaliyete geçiriyor. Bu açıdan önemli. Ama bedenen çok zorlamadan kendinizi tüm bedeninizde bir işe girmenin de kat be kat ödüllendirici etkisi var. Sen bugün marangozluk faaliyetlerinde bulunmuştun galiba değil mi? İnsana gerçekten hem bir şey yaratma hissi yani ortaya bir şey çıkarma hissi hem de o fiziksel eforun tadı çok fazla. Biraz modern hayat bizim elimizden bunları alıyor. Ama sanıyorum yakın bir gelecekte herkes kendi evini, kendi barınağını gene eliyle yapmak zorunda kalabilir. Hani kötü haber vermek gibi olmasın ama gittiğimiz yön iyi bir yön değil gibi. O yüzden basit yetenekleri tekrar öğrenmek için iyi bir zaman olabilir. Efendim, orada da bir spoiler vereyim. İyi bir tarafa gitmiyoruz. Kesinlikle. İyi bir tarafa gitme potansiyelimiz yüksek ama aldığımız dersler çok düşük düzeyde olduğundan başaramıyoruz. Maalesef.